Oksijen stüdyolarından günaydın. Güne bakışta tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün 30 Nisan 2019 günlerden Salı. Yerel gazetelerin birinci sayfa haberlerini sizlere aktaracağım. Önce Oksijen Medya Grubu'nun Parantez Gazetesi'nin birinci sayfasına bir göz atıyoruz. Sayın izleyiciler, geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Faruk Özden'in tasarrufuyla hem İnönü Parkı'nın hem de Avni Akyol Parkı'nın park tanzimine ilişkin gelişmeler kamuoyunda yankı bulmaya devam ediyor. Tabi bu arada yeni parkın adının ne olacağına ilişkin de kamuoyunda konuşmalar başladı ve Parantez Gazetesi de bu konuyu birinci sayfasına taşımış. Geçtiğimiz hafta çalışmalarına başlanan ve bir anda Düzce'nin bir numaralı gündemi haline gelen parkta yıkım çalışmalarında sona gelindi. Avni Akyol, İnönü Parkı ve Anıt Park birleşiyor ve Düzce'nin en büyük meydanı oluşuyor. Peki bu saatten sonra ne olacak? 3 park birleştikten sonra parka ne isim verilecek? Parkın içerisinde neler olacak? Tüm bu soruların yanıtını önümüzdeki günlerde Düzce Belediyesi'nden açıklama bekliyoruz. Denilmiş yeni parkın adı ne olacak şeklinde manşeti var Parantez Gazetesi'nde. Evet, ikinci haber, Ot Festivali sona erdi. Düzce'nin yaylalarında doğal ortamda yetişen otlardan esinlenerek başlatılan Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Düzce Otları Tike Bereket Festivali kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu ve festival Pazar günü akşamı itibariyle sona erdi. Festivalin bitiminden sonra Düzce'deki genel kanı festivalin çok başarılı bir şekilde organize edildiğim. Üçüncü okuyabileceğim haber, biliyorsunuz Ramazan'a başlıyoruz. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkacağız ve oruç başlamış olacak. Buna ilişkin olarak biliyorsunuz Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gündemin ilk konulardan birisi de Ramazan fiyatının gramajı ve fiyatına ilişkindi. Buna ilişkin açıklama yapıldı. Parantez gazetesi bunun birinci sayfasına taşımış. Ramazan pidesinin gramajı düştü. Ramazan deyince akla ilk gelenlerden olan Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar aynı kalırken 400 gram pide 300 grama düşecek ve 3 liradan satışı gerçekleşecek. 850 gramlık susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi ise 600 gramdan 6 liradan satışa sunulacak denilmiş haberde. Bir başka gazete, Düzce'nin Sesi gazetesi. Sayın izleyiciler, İnönü ve Avni Akyol Parkı'ndaki tasarruflar kamuoyunun gündemini oluşturmaya başladı dedik ve çok daha önümüzdeki günlerde de bu konu tartışmaya devam edecek gibi, gerçekten de daha ilk günlerde söylediğimiz gibi devrim gibi bir karar, devrim gibi bir uygulamaydı. O yüzden de muhalefet partilerinden de bu uygulamaya ve Başkan Faruk Özlü'ye tam destek geldi. Buna ilişkin bir haber var. Özlü'ye muhalefetten destek. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlham İcaboğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Düzce İl Başkanı İlhan Doru, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin İnönü ve Avni Akyol Parkları için aldıkları yıkım kararına destek verdiler. Kararı destekliyoruz diye adeta yayınladıkları bildirilerle ortak bir görüş ortaya koymuş oldular. Bunun detaylarını diğer gazetelerde de okuyacağım. Bu arada belediye başkanı istişare toplantılarına devam ediyor. Kurmaylarını topladı şeklinde bir haber var. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye üst yönetimi ile kültür merkezinde toplantı düzenledi. Son günlerde Düzce Belediyesi'nin aldığı radikal kararlara yenilerinin eklenip eklenilmeyeceği merak konusu oldu. Hafta sonundaki bir başka etkinlik ise Yeşilay Derneği tarafından organize edilen bağımlılığa farkındalık çekmek amaçlı olarak organize edilen bisiklet sürüşüydü. Ona ilişkin bir haber var. Bağımlılığa farkındalık için pedalladılar. 50 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen turda onlarca kişi sağlıklı bir yaşam için bisiklet pedallarını çevirerek bağımlılığa karşında farkındalık oluşturan bir görüntü ortaya çıkardılar denilmiş haberde. Evet, bir başka haber, Günaydın Düzce gazetesi. Biliyorsunuz yine geçtiğimiz hafta içerisinde bunun haberini yapmıştık. Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar'a ilişkin rektörlük seçimleri, atamaları daha doğrusu yaklaştı. Sanıyoruz 15 Mayıs tarihinde
üniversitelerde rektör atamaları tamamlanmış olacak. Başvurular zaten bitmişti. Buna ilişkin bir haber var. Çakar'ın ağzından. Kendimi üniversite hizmet için adadım. 15 Mayıs tarihinde görev süresi dolan Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigel Demircan Çakar, Atilla Gösterişi'nin Oksijen TV'de yayınlanan gündem özel programının konuğu oldu. Rektörlük için bir dönem daha yeşil ışık yakan Çakar, Düzceli olmanın avantajını yaşadığını söyleyerek, hem bu yörenin insanıyım hem de üniversitedeki çalışma arkadaşlarımı çok iyi tanıyorum. Ben kendimi Düzce Üniversitesi'ne adadım demiş haberde. Bir başka okuyabileceğim haber. Evet, çok merakla beklenen bir haberdi sayın izleyiciler. Biliyorsunuz Düzce Belediyesi'nin iki tane şirketi var. Yaypaş ve İntaş şirketleri. Bu şirketlere yapılacak olan atama gerçekten de çok önemli. Bir nevi belediyenin kasası sayılıyor sayın izleyiciler bu şirketler. Özlü'den nokta atış başlı haber. Doktor Faruk Özlü'nün belediye başkanı seçilmesinin ardından Düzce Belediyesi ve Düzce'nin çevresinde gözle görülür değişimler devam ediyor. Bir yandan projelerinizi bir şekilde başlayan Özlü, diğer yandan da belediye kadroları için çalışmaya başlıyor demiş. Bu arada Yaypaş Genel Müdürü olarak da Turgay Çelik'in atandığını yazmış gazete. İsminden bir kez daha emin olmak için 5. sayfayı açmam gerekiyor. Evet, doğru. Seyirciler okuyabileceğim 3. haber. Evet, Ot Festivali sadece festival görüntüsüyle gönülleri kazımadı. Bu arada Ot Festivali'nden kaynaklanan Düzceli hanımların yemek yarışmaları da vardı. Jüri yemeklerin seçiminde zorlandı denilmiş haberde. Bunun sonuçları sanıyorum bugün açıklanacak. Yemek yarışması dereceye girenler, onu da yarın sabah sizlere aktarmış olacağım. Evet, Düzce Postası da az önce demiştim Faruk Özlü'ye destek açısından. CHP'den Başkan Faruk Özlü'ye çağrı Düzce Postası'nın sür manşetinde, yer almış. CHP İl Başkanı İlhan Durun bir açıklaması var. Bir daha ranta açılmasın. CHP Düzce İl Başkanı İlhan Duru, parkları halka açık haline getiren Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'yü destekliyoruz. CHP Düzce İl Başkanı İlhan Duru, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün şehir merkezinde bulunan İnönü ve Avnakyol parklarını halkın kullanımına açık hale getirmesini kararının doğru bulduklarını ve desteklediklerini açıkladı. Her zaman halkın çıkarları ve beklentileri doğrultusunda doğru karar ve uygulamaların destekçisi olduklarını ifade eden Duru, çocuklarımızın parklardan ve yeşil alanlarda oynadığı planlı, temiz ve nefes alabileceğimiz kent anlayışını benimsiyoruz. İnönü ve Avnakyol parkları yıllardır halkın çıkarları dışında rant öncelikli ticaret zihniyetiyle kullanıldı. Umarız bu alanlar bir daha ranta açılmaz. CHP her zaman doğru politikaların ve uygulamaların destekçisi olmuştur ifadelerini kullandı. Evet, bir başka destekte İlhami Ceboğlu'nu söylemiştim MHP İl Başkanı. Bu kez de İyi Parti desteğini okumak istiyorum. Bir destekte İyi Parti'den geldi. Özlü doğru bir hamle yaptı. İyi Parti İl Başkanı Yunus Özay Er, parkların halkın kullanımına açılması faaliyetinde Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye destek verdiklerini açıkladı. Yeşil Düzce'nin sadece adından ibaret olmadığını belirten İyi Parti İl Başkanı Yunus Özayar, Düzce eskiden herkesin imrendiği Yeşil Düzce idi. Ancak zamanla siyasi otorite inisiyatifini betonlaşmam, ransal paylaşım yönünde kullanarak vatandaşlarımızın parklarını müstecire vermiş, müsteciler de park alanlarını rant kapısı haline getirmiştir denilmiş. Bir başka pasaj daha okuyayım. Eğer Düzce'nin muhalefet partisi olarak yapılan doğru ve güzel adımların her zaman yanında olacağımız gibi yanlış gördüğümüz her adımın da karşısında sesimizi yükselteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Üzerlerindeki yapıların yıkıldığı parkların amacı dışında kullanılmasına bu saatten sonra müsaade edilmemesi hususunda konunun da takipçisi olacağız demiş Yunus Özay Er. Sayın izleyiciler, havalar ısındı, bahar geldi. Dolayısıyla doğa turizmine ilişkin aktiviteler, etkinlikler de artmaya başladı. Güzel bir haber var.
Rafting'e akın var. Her gün 1.000 kişi geliyor. Son yıllarda adrenalin tutkunlarının gözde alanı haline gelen Belençayır, Ramazan ayı öncesinde doğa spor severlerin akınına uğruyor. Melençayı çevresinde bulunan 4 işletmede 13 kilometrelik heyecan dolu parkurda botlara binen macera severler çaydaki debinin de yüksek olması dolayısıyla güzel adrenalin yaşadı. Rafting il temsilcisi Birol Tepe, havaların güzel olmasını ve suyun debisinin yüksek olmasının vatandaşları cezbettiğini belirtmiş. Haberde bunlar var. Bir başka gazete Damla Gazetesi, diğer gazetelerde küçük bir şekilde yer almış ama burada manşete çekilmiş. Teknofest Festivali var sayın izleyiciler. Ona ilişkin bir haber var. İstanbul'da yapılacak olan dünyanın ender festivallerinden Teknofest'te Düzce'den toplam 11 proje katılacak. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı'nda yapılacak olan dünyanın ender teknoloji festivali olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te 11 projenin katılacağı bildirilmiş. Bu arada demin havaların ve baharın gelmesiyle güzel etkinliklerin yapıldığını söylemiştik ama bir de bu işin kötü olan bir tarafı da var. O da düğünlerin artması sonucunda maalesef yaşanan omaganda terörü. Gelin almada havaya açılan ateş can yaktı. Gelin almada açılan ateşe bir kişi yaralandı. Düzce merkeze bağlı köyde meydana gelen olayda gelin alma merasimi sırasında havaya açılan ateşe bir kişi yaralandı denilmiş. Evet, bu bir başlangıç ama devamının gelmemesini temenni ediyoruz. Çünkü bu ne yazık ki özellikle kırsal kesimde kötü bir adet ve gelenek olarak hala kendisini gösteriyor, sürdürüyor. Bu konuyu derinlemesine gündemde de Sayın Nevzat Çingit'le birlikte ele almaya çalışacağız. Maganda terörü kötü. Bunun için artık istatistikler çalışmaya başladı. Her yıl sadece düğün merasimlerinden havaya açılan ateşler sonucunda özellikle çocuklarımız hayatlarını kaybediyorlar. Hatta gelin ve damadın da açılan ateş sonucunda öldüğünü biz biliyoruz. Evet, üçüncü okuyacağım haber. Çöpü sanata dönüştürdüler. Düzce Fatih İlkokulu tarafından düzenlenen sergide miniklerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı eserler ilgi odağı oldu. Sergi öncesinde miniklerin oynadığı Kafkas oyunlarını görüntülemek isteyen büyükler birbirleriyle yarıştılar. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sonunu yaklaşırken okulların yıl sonu etkinlikleri de hız kazandı. Evet, bugün okuyacağım son gazete Manşet Gazetesi. Yine Belediye Başkanı Fargözlü ne ilişkin bir haber var. Başkan Özlü ile Düzce'de yeni bir sayfa açıldı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Düzce Belediye Başkanı Özlü ile birlikte hem belediyede hem de Düzce'de yeni bir dönem başladı. Henüz görevi devralmasının üzerinden bir ay bile geçmeden halkın istek ve şikayetlerini hızla çözüm üretmek için kolları sıvayan Özlü, kangrene dönüşen parklar sorununa neşter vurulmasını sağladı. Belediyede verimli hizmet ve tasarruf için önemli kararlar uygulamaya koyan Özlü, istişareyi de ön planda tutarak sık sık kurmaylarıyla bir araya gelmeye özen gösteriyor denilmiş haberde. Bir başka haber, okur yazar buluşmaları. Düzce Valisi Doktor Zülkif Dağlı'nın öncülüğünde valilik tarafından ilki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen okur yazar buluşmalarından bir tanesi de bu sezon başladı. İlk yazar Hatice Kübra Tongar olmuş. Buna ilişkin haberin detayları gazetede yer alıyor. Bu arada tatbikat haberi varsa izleyeceğim. Gerçeğini aratmadı başlığıyla. Akçakoca Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği ekipler tarafından bulunan bomba kontrollü şekilde imha edildi. Akçakoca Devlet Hastanesi'ndeki bomba tatbikatı izleyenleri hem şaşırttı hem korkuttu denilmiş. Evet, güne bakıştan bugünlük bu kadar. Yarın tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.